Jinekolojik kanserler dediğimiz zaman aklımıza 3 tane ana kanser geliyor. Bunlar yumurtalık kanseri, rahim kanseri ve rahim ağzı kanseri. Cinsel ilişkiye girdikten sonra her kadının mutlaka rutin, yıllık pelvik muayene, ultrasonografi ve simir testlerini yaptırması lazım. Çünkü bu kanserlerin bir kısmı tesadüfi olarak rastlanır ve tarama yöntemi yoktur. Sadece tarama yöntemi olan rahim ağzı kanseri vardır. Rahim ağzı kanserinin simir denilen bir tarama testiyle kanser olmadan önce, kanser öncesi dönemde tespit edip hiç kanser olmasına izin vermeksizin normale basit yöntemlerle çevirebiliriz. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir ve yıllık hiç olmazsa simir testleriyle takip edilmesi gerekir. Yumurtalık kanserleri ise tesadüfi olarak rastlanır. Hastalar genellikle ilk rastladığımızda ileri evrededir. Ama rutin muayenelerini yaptıran, pelvik muayenelerini ve ultrasonlarını yaptıran kadınlarda bazen daha yumurtalığın içindeyken yumurtalık kanseri tespit edilebilip erken dönemde tedavisi yapılabilir. Bunun dışında rahim kanserleri ise genellikle ileri yaşta gözükür ve bunların da yine bir tarama metodu yoktur. Bunlar kendilerini genellikle 40'lı yaşlardan sonra kanama düzensizlikleri, menopozdan sonra ise kanama şikayetiyle gösterirler. Bu gibi durumlarda hastaların mutlaka değerlendirilmesi, taramasının yapılması, rahim içi kalınlığının değerlendirilmesi ve gerekirse de biyopsilerinin yapılarak tanısının konması lazım. Rahim kanserleri genellikle erken dönemde tanı konur ve rahatlıkla cerrahi tedaviyle tedavi edilebilir.